VanEck'in tahminlerini değerlendirmeye çalışacağız. VanEck, Bitcoin, Ether ve Sol için konuşuyor. Aynı zamanda piyasa geneliyle alakalı bir takım söylemlerde bulunuyor. Buna bakacağız. Neler söyleniyor, neler deniliyor? VanEck şu anda seçim masasında aynı zamanda bir ETF başvurusunun sahibidir. Yani an itibariyle Spot Bitcoin ETF'in onaylanması beklenen bir firmadır kendileri. Yakın zaman içerisinde yeniden başvuru gerçekleştirdiler. Dediğim gibi duruma bir bakacağız. Boğa tahminleri bulunmaktadır bu firmanın. Aynı şekilde Solana ile alakalı en son 2028 yılına kadar 3200 küsür dolar fiyatına ulaşacak diye tahminleri bulunmaktadır. Tabii 2028 3000'i bilmiyorum ama ben çok uzağa gitmeden bu sezon içerisinde 4 haneli fiyatları soldan iyi bir performansla çıkarmasını bekliyorum diyeyim. VanEck Bitcoin 2024'ün sonlarına doğru yeni bir zirveye ulaşacağını tahmin ediyor. Şimdi şöyle bir şey var. Genelde gün içinde de konuşacağız. Bitcoin ne zaman ATH yapacak diye bir soru sorduğunuzda bunun cevabını kurumsallardan veya bazı farklı isimlerden 2024'ün sonlarına doğru diye alacaksınızdır. Neden? Çünkü genelde 2 ATH arasında 2 yıl gibi bir zaman dilimi bulunmaktadır. Yani genelde böyle bir zaman geçer ve devamında ATH gerçekleşir şeklinde. Bu çok doğru değil. 4 yıl düzeltiyorum. Bu çok doğru değil. Geçmiştekinden bu yana farklılıklar var. Hala aynı şekilde değil yani onu söylemeye çalışıyorum. O yüzden geçmişte işte bilmem kaç sene geçti. Örnek veriyorum 2017 Aralık, 2021 Kasım'da yeni bir zirve gördü gördüğünüz gibi. Bu doğru olabilir ama bunu şununla karıştırmamak gerekiyor hiçbir zaman. Buradaki olay BTC'nin yeni bir zirvesini yani nerede zirve yapabileceğini tahmin edemiyoruz sonuçta biz. Tamam mı? Örneğin 2024'ün başında misal veriyorum. ATH'ı yapıp bunu devam ettirme ihtimal de var. O yüzden bu boş bir tahmin. Bu arada öngörüsüne göre en büyük kripto borsası Binance zirvedeki yerini kaybedecek. Bak bu doğru. Yani bunu şu anda bunu söylemek çok kolay değil mi? Şu anda bunu söylemek kolay. Al 2024'e giriyoruz. Ben bunu 2022'nin başından beri söylüyorum mesela. Tabii o zamanlar Binance'ı neyse ABD'de bir resesyon yaşanacak. Bu da doğru. Yeni stablecoin piyasa değeri zirveleri görülecek. Aynen öyle. ABD'de resesyon ve Bitcoin ETF'lerine rekor fon akışı olacak diyor. 8 Aralık'ta 2024 için fiyat tahminleri yaptı. Resesyon geliyordu, carttı curttu. Şimdi resesyon geliyor zaten. Bu kısım doğru. Zaten resesyon geliyor halde olduğundan kaynaklı. Fed bir an önce faiz indirimine gitmek istiyor. Hani adamlar diyor ki lan artık şunu indirmeye başlamamız lazım. Ya bu iş böyle olmuyor. Bir an önce o aralığı yakalayıp bir an önce o zaman dilimini yakalayıp faiz indirimine başlamamız lazım. Yoksa başımız çok ağrıyacak diyorlar. Bu kısım doğrudur. Ve bu şekilde olacak. Aynen öyle. Faiz indirimlerine Mayıs diyen var, Mart diyen var. Bakalım. Şu anda kesin bir şey yok. Şu TÜFE'yi de bir alalım ki kafamız rahatlasın. TÜFE 4 gün sonra açıklanacak. Yani ayın 12'sinde açıklanacak. Bu noktada göreceğiz. Dediğim gibi Mart ayında başlaması da bekleniyor. Bakalım. Ama çok yakın bir zamanda ilerleyen yakın aylarda başlayacağını söyleyebilirim. Aynı zamanda doğrudur. ETF'ler de Ocak ayında şu an için ETF'lerin başlatılması SEC tarafından onaylanması bekleniyor.
Lider kripto para son çeyrekte ATH'e ulaşacak. 2024'te asgari düzeyde bir bozulma yol açacağını öngörüyor. Halving ile birlikte fiyatlar artacak. 2024'ün son çeyreğinde ATH yapacak. Başkanlık seçimlerinde yaşanacak siyasi olaylardan etkileneceğini söylüyor. Ve evet, 5 Kasım 2024'teki başkanlık seçimi. Başkanlık seçimleri BTC'nin lehine olacaktır. Çünkü mevcut hükümetten ziyade piyasaya daha yakın bir hükümetin kurulması şu an için öngörüldüğünden kaynaklı olarak doğrudur. Başkanlık seçimleri sırasında ve sonrasında ABD'de kripto paraların yükselişi durumu söz konusu olacaktır. Lider altcoin Ether, lider kripto Bitcoin'i geçemeyecek. Geçmiş döngülerde olduğu gibi Bitcoin piyasasının yükselmesine öncülük edecek. Halving'den hemen sonra daha küçük tokenlar akacak. Halving sonrasına kadar Bitcoin'den daha iyi performans göstermeye başlamayacak. Yıl boyunca daha iyi performans gösterebilir ancak tersine çevirme olmayacak diyor. Ether, BTC'den daha iyi performans gösterir. Solana Ethereum'u zorlayacak. Katılıyorum. Bu sezon Solana'da ben de çok çok ciddi yükselişler beklediğimi defalarca açıkladım. Ve hala bu şekilde düşünüyorum. En son Kate Wood şunu demişti. Ether BTC'den, Sol Ether'den daha çok şeklinde dot 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 yani nokta 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 gidiyor. Bu şekilde konuştu. Aynen katılıyorum. Bu şekilde olacaktır. Ademi merkeziyetçilik yapay zeka tekerlerine zarar verecek diye söylüyor. Burada devam ediyor. Şeyden falan bahsediyor. OpenAI, Google, Meta vesaire. Binance liderlik koltuğunu kaybedecek. Doğrudur. Binance'ın da liderlik koltuğunu kaybetme ihtimali çok yüksek. Epey zamandır bildiğiniz üzere Binance piyasanın en büyük kripto para borsasıydı. Ancak yerini kaybedecek gibi gözüküyor ve bu noktada tabii potansiyel olarak Upbit, OKX, Coinbase gibi devler var. Tabii ADX falan tarzında yeni borsalar da var. Zaten bu borsa düzeni yakın zamanda genel anlamda değişecektir. Ancak o değişim, köklü, inovatif değişim gelene kadar bayrağı Binance'ın elinden başka borsaların devralma ihtimali yüksek olacaktır. Bu şekilde BTC, Ether ve solda kalmanızı öneririm. Bunlar iyidir, sağlamdır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.